Evet, ya bu aslında tatbikat hem enkaz çalışması hem de yani Yalova'da bulunan ekipler birbirini tanıması açısından. Çünkü herhangi bir deprem durumunda ekipler karma çalışabilecek. Ekipler birbirini tanıma açısından önem arz eden bir durum bu. Dün akşam 5'te toplandık. Burada çadırları falan kurduk, hazırlığımızı yaptık. Gece saat 9 civarında bir kaybolan bir şahıs ihbarı geldi. Ekipler ona yönlendi. İki tane kayıp vakayı bulduk, yaralılar Umke'ye teslim ettik. Bugün şimdi birazdan saat 10'da işte Vali Bey'in gelmesinden sonra tatbikat başlayacak. Genel olarak ekipler şu anda görevlendirildi, gidecekler enkazlara, canlı enkazlarda çalışacak. Biz de öğleden sonra bir enkazda çalışacağız. Biz de ekiplerimizi işte herkesin orada çalışmasını sağlayacak şekilde vardiyalı bir çalışma yapacağız. Amaç ekiplerimiz o çalışmayı hem görsün hem bir tecrübe kazansınlar. Bu arada gitmeyen ekipler, enkaza gitmeyen ekipler burada sanal tatbikata gideceğiz. Ya bu sanal tatbikat da önemli. Biz bunu mahalle afet gönüllüler olarak zaman zaman yapıyoruz sanal olarak. Bir senaryo gereği enkazın başına gidiyoruz. Ne isteniyor? Kaç kişilik ekip isteniyor? Hangi ekipman isteniyor? Bu önemli. Bir nevi masa çalışması gibi ama ekipler üzerinde etkin bir şey oluyor yani bilgi amaçlı. Dileriz tabii ki eksiklikler olacak. Biz bunun bilincindeyiz. Yani en azından bir tatbikatta eksiklerimizi tespit edip daha sonra ulaşabilecek bir depremde belki o ana kadar bütün eksikliklerimizi tamamlayacağız. Ve işte olası depremde işte ekipler hazır olacak. Mahalle afet gönüllüler olarak ya eksiklerimiz var mı? Var ama artık bunu tatbikattan sonra yapılacak bir raporlamada belirtmeye çalışacağız. Bu eksiklerin tamamlanması gerekiyor aslında da artık yetkililerden artık destek yani gerçekten destek istiyoruz ve şunu da ben belirtmek istiyorum. Ya dün gece bile iki tane Elazığ'da bir yerde başka bir yerde de depremler oldu. Yani bu sürekli olabilecek bir şey ama biz istiyoruz ki her zaman hazır olalım. Yani bunun da yetkililerin desteğine ihtiyacımız var. Planlı olan bir il tatbikatına katılıyoruz. K77 olarak ve AKDF olarak. K77 99 depreminden sonra kurulmuş bir derneğimizdi. Sonradan bir federasyon kurma fikri doğdu. Ve 5 dernekle arama kurtarma dernekleri federasyonunu kurduk. Merkezimiz Yalova Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu. Burada Edirne EDAK, Göndak, Aydın Umut gibi derneklerimiz var. Afetlerin tabii oluş şeyine göre birlikte hareket ediyoruz. Çünkü aynı eğitimleri alıyoruz. Aynı bilgileri paylaşıyoruz. Olay yerine gittiğimiz zaman tek ekip gibi çalışma yapıyoruz. Bugün de Yalova'da planlı bir tatbikat. Tatbikatlar tabii ki önemli. Yani olaylar öncesinde, afetler öncesinde en azından ekiplerin birbirini tanıması, iş yapabildiklerinin belirlenmesi açısından çok önemli. Onun için de bugünkü tatbikata AKDF olarak ve K77 Yalova Arama Kurtarma Derneği olarak katılıyoruz. Öncelikle tabii 17 Ağustos depreminde çok bir bilgimiz yoktu. Atilla Ulaş arkadaşımızın teşvikleriyle burada bir derneğe kurduk. Sonra ilk operasyonumuz Konya Zümrüt Apartmanı. Sonra Van Ercis depremi. İzmir depremi. Bu tip olaylar olduğunda gidiyoruz. Tabii ki bizim esas şeyimiz ihtiyaç varsa gidiyoruz. Yani orada gidip olayın bir problemi değil de çözümcüsü olarak gidiyoruz. O da
Tabii ki AFAD'la irtibatımız var. İhtiyaç olursa da gidiyoruz. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugün bugün neler olacak tatbikatta? Bugün ne olacak? Bugün aslında ilin tüm hizmet gruplarının bir tatbikatı var. Yani bunda barınma olsun, şey olsun, diğer birimlerin de var. Biz sadece bu bölgedeki şu anda arama kurtarma ekiplerinin koordinasyon merkezi. Buradan çıkış yapılacak. Yani aslında normal olayda da böyle bir kriz merkezine öncelikle gelip müracaatımızı yaparız. Ekip listemizi veririz. Sonra görevlendirme olunca da görev yerine gidip enkazda görevimizi yapar döneriz. Bugün de aynısı onun saatlisi olarak oluyor. Depremler tabii ansızın olan şeyler. Bugün saatli olarak başlayacak. Birkaç tane enkaz var. Şu enkazlara gidip yaralı veya ölü müdahale edip UMKE ile birlikte, çünkü medikal kurtarmaları onlar yapıyorlar. Biz sadece yaralıya ulaşıyoruz. Yaralıya ulaştıktan sonra UMKE'ler içeriye alıyoruz enkaz içerisinde. Onlar medikal müdahaleyi yapıp onların gözetiminde yaralıyı ne yapıyoruz? Ambulansa teslim ediyoruz. Ve bu şekilde operasyonu tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar, Türk Afet Müdahale Planı içerisinde bugün Yalova ilimizde tatbikat gerçekleştiriyoruz hep beraber. Tatbikatımız saat 10'da 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, uygulanmış şekilde başlıyor. İlimizde çeşitli 14 yerde binanın yıkıldığı, yaklaşık 160 tane yaralımız olduğu, 60 tane maalesef can kaybının olduğu, hayvan istallarının gerektiği, defin üstünde çalışmanın gerektiği tatbikat senaryolarından hazırlandık. İki tane enkaz alanımız olacak Bayraktepe Mahallesi'nde. Burada ekiplerimiz çalışacak. 2020'den beri malum pandemi nedeniyle ekiplerimizi çalıştıramadık, koordinasyon sağlayamadık. Amacımız bu koordine sağlayıp eksiklerimizi görmek. Onun haricinde AFAD'ın arkasındaki stadyumun arkasında barınma alanı kurduk. Oradaki vatandaşlarımız barınma alanında neler yaptığını anlatmak istiyoruz. Bu şekilde gün boyu yaklaşık 20 yaklaşıkta tatbikatımız icra edecek şimdi bana mazeret. Evet, bugün ilimizde bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Saat 10 itibariyle ilimizde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği senaryosu üzerinden. Şimdi enkaz alanları var, yaralılarımız var, maalesef can kayıplarımız var. Buradaki temel amaç özellikle bu ekiplerimizin koordineli bir şekilde çalışmasıyla ilgili kendimizi görmek, test etmek. Şimdi buradan önce enkaz alanlarına, daha sonra yaralılarımızın olduğu ve toplama merkezinin olduğu yerlere gideceğiz ve aynı zamanda ekiplerimizin çalışmalarını izleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben söyleyeyim, senin 14 tane enkaz yıkıntı bilgisi geldi şu an için arkadaşlar. Evet. Yaraların olduğu söyleniyor. Ekiplerini organize ettik. Tamam. Tam çalışmaya başladı. Arkasında şimdi arama kurtarma birliklerini enkazlarını hızlıca sevk edeceğiz. Evet. Tamam. Durun. Gelen ekiplerimiz kayıtlar alınmış. Şu anda burada çalışan ekiplerimiz. Evet. Yani 12 yakın grup var şu an elimizde. Bunlar arama kurtarma sayın varim. O taraftakiler diğer çalışma gruplarının. Evet. Mustafa, 45 yaşında, Elif isimli ayaklarını hissetmiyor, bayan. 45 yaşında. Hemen merkezle bağlantı kurun. UMKE ekibi talep edelim hemen. Gel hocam. Hemen çevre ekibi talep. Yüzünde kanama var. Bir tane battaniye getirin. Bir battaniye alalım. Tamam. Battaniye alalım, bir tane kask battaniye. Yukarıda. Bir tane de toz maskesi. O tarafa geçebilecek misin? Kadir abi. Kapalı. Kapalı mı? Evet. Tamam, orada kal. Kapalı. Orada kal. Orada kal.
Hamdan'ın şeklinden var. Orayı birlikte mi aldın? Orası ayrı enkaz olsun. Ayrı mı? Ayrı enkaz. İki enkaz mı? Tamam, tamam. Diğer kişiden. Orası kim yok? Tekel abi? Evet. Enkaz küçük. Tamam. Bu fotoğrafı oluşturuyor mu? Nerede kardeşim Muhammed? Beşli alın bunlar, herkes sessiz olsun! Kapıyı sokun. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan, bir cismi oraya ses ver! Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Kapat motoru, kapat. Sesimi duyuyorsan iki cisme birbirine vurarak ses ver. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan varsa iki cismi birbirine vurarak ses versin. Osman. Yaptım. 5 dakika kadar gelirse kendimizi şey yapın. Uyumamaya çalışın. Gaz tehlikesi! Gaz tehlikesi! Enkazı boşal! Gaz tehlikesi! Enkazı boşal! Bir kişi kalsın, yukarı gel. Zaten İdaz da böyle. Sağ olun size. Arp. Anlatan mı?